Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Secret Multiverse'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son büyük bir savaş yaşanacakken bölüm tam da bitmişti ve canımız yakmıştı. Ama bu bölümün 7 dakika olması bence güzel çünkü bayağı bir fight olacak galiba, pek emin değilim. O yüzden bence izleyelim efendim. Hop. Biraz çat fazla gibi. Aa, o neymiş lan? Neyse başlat. Aha. Titan Clockman'ın öldüğü bölüm. Böyle ses açayım, kulaklığın sesi yüksek diye belki hiç olabilir. Tamam, Titan Kulak beni götürmüştü bunlar. Paul burada ölmüştü. Aa, ölen Paul'u buraya getirdi. Bak yeğen, sabah oldu. Ana, bizim çakma Titan. Oha, tükenmez kalem. Ney? Aa! Lan Bluetooth? What? Yaşanan bütün şeyleri buna aktarıyor. Tamam, galiba ilerleyen süreç farklı olacak bu sefer. Yardım edemez miyiz? Alt yazılar açacak olursam. Tamamdır, alt yazılar açıp geldim. O yüzden devam edelim. Hop! Lan! Heh. Neden sonra da klon yaratmalıyız? Benim çok 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 eskiden söylemiş olduğum bir teori galiba multiverse tuttu. Ben normal gibi teoride demiştim. Bunlar yani şey üretebilmek için, daha fazla askere sahip olabilmek için bunlar bizim şeyleri üretiyor falan demiştim. Bir fabrikada olsun, bir şeyde olsun. Ama multiverse'de mesela bu çıktı. Neyse, sorgulamayacağım. Aha. Kimi yapıyor şu an bu? Ha, bu kapak fotoğrafındaki şey mi? Yok pardon, layaktaki eleman olabilir. Oğlum şey mi lan bu? Eleman adını unuttum. Vallahi ismini unuttum onun ya. Neyse. Öte bir şaka yapacaktım da ha. Unuttum gitti. Father. Baba mı? Gizli sığınaklarını mı? Ooo, portal açan bu eleman, tamam. Bu eleman galiba ilk şey, kalem adam. Ana! What the hell? İnsanlar. Wow. Security Order tarafından esir alınmışlar. Sanırsam. Kız... Bethany? Kız kim la? What are you doing? I miss Dad. Bir dakika. Bir dakika. Ana! Fotoğrafa dikkat etmemiştim oğlum. Mace Freddy la bu. Abo! Bethany? What are you doing? Bu da o zaman onun karısı mı oluyor? Bu da çocuğu o zaman. Oğlum bizim Mace Freddy evli miymiş? Afuk bundan hiç bahsetmedi. And today is not your birthday. It's tomorrow. Come on. Go play with others, okay? Okay. Tam bu giderken saldırı yaşanacak değil mi? Ya da karısı mı ölecek? They should have sent more guards. We are not enough. Security otoriteler konuşuyor la. Others are not stable. Ay. Yeah. Less they know about this war is better. Acaba security otoriteler böyle mi duyuyor yani? Normal başka bir ırk duyduğu zaman security duyuyor ama kendi aralarında böyle mi konuşuyorlar? Aha. Geldi kalem adamlar. Oğlum elemanlara işlemiyor ki. Hala sıkıyorlar ya. Lan. Öldü mü lan o? Lan. Lan normal insandı o, niye vurdun? Strange and weak.
I was expecting for this toilet to be one of those self-destructive ones. Gather them all. Aa, bunlar normal insanlara sıkıntı olacağını diyor. Tabii bunlar insan ırkını bilmiyor ki. Bu kim? Niye tabi böyle kırmızı görüyoruz la? Biz o deminki kızı mı görüyoruz şu anda? Aa yo, başkasıymış. Can başlı bir kızı görüyoruz. Ben şu an anlamadığım şey şu, insanlar neden bu şekilde görüyor? Wow! Toplu katliam yaşanmayacak değil mi? Oğlum herifin koluna bıçak almışlar. Yüksek ihtimal şu an bizim kızı arıyor derken... Kız nerede la? Kız arkada. Ne anlatıyor la bu? Humans, my system does not contain such data. I suppose I've never seen humans. Aynen dediğim gibi bak, buna daha önce insan görmediği için ne olduğunu bilmiyorlar. Hayır hayır, onlar dost, onlar arkadaş. With respect, I disagree. Sana katılmıyorum. Sen olmak kötü biri. There is no such thing as completely harmless in this world. These. Bu dünyada zararsız diye bir şey yok mu? Aslan bakıma haklısın. Çevreye zarar veriyoruz. Ama bu insanları öldürdüğümüz anlamına gelmiyor. To avoid probable problems in future. All threats. Şu an az çok tahmin ediyorum hepsini öldürecek değil mi? Vallahi de öldürüyor ya, manyak herif ya. Oğlum insanları niye öldürüyorsunuz ya? Yazık lan. Sekibe tuvaletle neden şey oldu şimdi anlaşıldı yani. Aga be. Mesafeyle bile çocuğunu özlüyor. Aha. Ya oğlum bak yine. Bak Mesafeyle'nin ilk kez konuşmasını duyacaktım. Yine bana duyurtmadılar lan. Ayıp ulan. Ne güzel Mesafeyle'nin nasıl bir duboja sahip olacağını öğrenecektim. Belki de bu hiç konuşmuyor da olabilir. Emin değilim ama. Tam konuşacağı sırada yine video bitti ya. Ulan Don Studio var ya, sen Dafuk Boom'dan daha patates kafasın. Tamam, orada annesi ve geri kalan bir sürü insan öldü. Bir tek kız şu an hayatta. Muhtemelen kızı da ilerleyen süreçte ya bize yardım edecek şekilde görebiliriz belki de. Ama zannetmiyorum belki de. Annesinin intikamını almak adına falan belki bize karşı birisi olabilir yine Secret Hood'ler gibi. Bu konu hakkında bir görüş olan arkadaş varsa vallahi yorumlardan sevinirim. O yüzden şimdi burada kalalım gençlik. Son olarak da kanalımıza katıldığı özel arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Abone ol tuşun yanından katıl özelliğiyle siz de bana ücretli bir şekilde destek olabilirsiniz. O yüzden şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki bölümde bizim Mesafeyle'nin nasıl konuştuğunu duyabiliriz şey sonrasında. Uzun bir süre sonrasında söyleyemedim. Neyse, tekrardan kendinize iyi bakın gençlik. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.